Merhaba hanımlar, Ebe Börgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir yelek modeli anlattım. Gerçekten benim için çok zevkli bir çalışma oldu. Ve basit. Arkası da bu şekilde. Bakın düz yaptım ama dilerseniz siz motifli yapabilirsiniz. Ve kullandığım ip kartuvu Baby Love kare. Beyazdan toplam 2 tane gitti. Ve tığ numaram da 2,5 milim tığdır. Zaten genelde hep 2,5 milim tığ kullanıyorum. Çünkü örgüler daha muntazam oluyor. Çok detaylı anlatmaya çalıştım. Minik püf noktaları anlattım. Nasıl büyütebiliriz? Nasıl küçültebiliriz? Bunu da anlattığım videoda. Atlamadan eğer dinlerseniz zaten kolaylıkla yapabileceksiniz. Bazı kişiler videoyu atlayarak dinliyor. Evet, sıkılıyorsunuz ama hızlandırma var YouTube'dan. Ayarlardan normal yazıyor. Oradan hızlandırmayı seçerek işte 1.75, 1.25 diye böyle hızlandırma seçenekleri var. Onları tıklayarak atlamadan videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü ben genelde o şekilde yapıyorum. Atlayınca bazı yerleri siz kaçırmış oluyorsunuz. Sonra bazı yorumlarda ağır oluyor. Hani cevap vermiyorum ağır yorumlara. Güzel yorumlara cevap veriyorum. Soru soranlara da cevap vermeye çalışıyorum. Bazı yorumları da görmüyorum. Hani kusura bakmayın, bildirim düşmüyor hanımefendiler. Bu şekilde hanımlar, fazla da uzatmayayım ve hemen örgüye başlayalım. Şimdi hemen ölçü veriyorum. Bu yelek 1 ve 2 yaş, 3 yaş rahatlıkla giyebilir. 1 yaşa biraz büyük olabilir ama 2 yaş, 2,5 yaş, işte 1,5 yaş arası. İşte bazen bebeklerin kalıplarına göre değişiyor. Hemen ölçüyü de veriyorum size. Bakın 30 santim, bel çevresi 60. Boyu da 35 santim. Yani rahatlıkla bu 3 yaş bebeğe de olabilir. Bunun bir başka modelden küçük motif olarak çalışacağım ve yayınlayacağım inşallah. Bu yelekten sonra başka bir projem var. Başka bir modelim var. Onu da anlatacağım. Ölçüsünü de bu şekilde verdikten sonra hemen çiçek yapmaya başlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin tomurcuğundan başlıyoruz. Önce çiçeği yapacağız. Sonra bunun arkasına motifi kuracağız. Hani ayrıyetten motifi yapıp sonra çiçeği dikip yapmayacağız. Birlikte öreceğiz. Toplam 4 zincir çekelim. Bu kilitleme 1, 2, 3 ve 4. İlk birinci zincirden girdik, daraldık, çıkış yaptık. Şimdi bunun içine toplam 12 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane yaptık. Hemen ilk trabzanın bakın biritinden, bakın şuradaki biritten, yani trabzanın tepe noktasından tel aldım, direkt çıkış yaptım ve bir zincir çektim, kilitledim ve kesiyoruz. Şimdi çiçeğe başlamadan önce muntazam olması için sık iğne yapacağız. Toplam 12 tane vardı. Şimdi 12 tane çifter çifter sık iğne yapacağız. Toplam 24 tane sık iğne olacak. Bakın trabzanın tepesi. Buradan girdim.
Bağlıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Birinci sık iğne. İkinci sık iğne. Bakın. İkişer ikişer sık iğne yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi, yaprakları yaparken muntazam bir şekilde oluşması için. Eğer bunu yapmadan yaprakları yapsaydım kötü bir görüntü olacaktı. Size çok güzel bunda detaylar vereceğim. Benim gibi nasıl muntazam yaptığınızı göstereceğim. Çok basit bir çiçek. Hani zorlanacağınız bir model değildir. Sadece bu videoları atlayarak izlemeyin. Sonra bana şey diyorsunuz, çoğu kişi işte orayı kaçırdım, sayı kaçtı falan. Atladığınız için sayıyı da kaçırıyorsunuz. Önemli yerleri atlamayın. Şimdi hanımlar bakın, sık iğne yaptım. Sayalım. 12 taneydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane çifter çifter sık iğnem var. Şimdi bir zincir çekelim. Hemen dibine, bakın hemen dibinden bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yaprağı ben büyük yaptığım için bu modelde 8 zincir çekiyorum. Sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten burada da sık iğne yapacağımız için 7'ye düşüyor sayı. Tabii daha küçük yaprak yapmak isteyenler diyelim 6 zincir ya da daha büyük bir ürün çalışmak istiyorsanız 10 zincir çekebilirsiniz. Şimdi hanımlar. Bakın hemen bakın bu 8 ya. Hemen 7. zincirin içinden sık iğne yapıyoruz. Toplam 7 tane sık iğne olacak. Bakın, 7 tane sık iğne. Bakın 1 2 3 4, 5, 6, 7. Şimdi hemen de bakın dibine batılacağız. Ama direkt çıkış yapacağız. Sık iğne yapmayacağız. Bak, tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi hemen yanından bak, sık iğne var ya, oraya bir sık iğne, ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı şekilde bu zincirleri dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oldu. Bir herhalde ya yanlış saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, 8 tane yapmamışım. Tekrar sayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, evet, eksik çekmiştim. 6 ve 7. Şimdi hanımlar, hemen bakın sık iğnenin bu kendi hemen dibinden tel aldım, direkt çıkış yaptım. Şimdi
1, 2, 3 ve 8 zincir. Aynı bu şekilde buraya kadar geliyorsunuz. Burada 2 tane sık iğne kalacak ve bu şekilde olması lazım. 3 tane kaldığı zaman buradaki açıklık çok fazla oluyor. Ben size buraya geldiğimde ne demek istediğimi anlatacağım. Aynı bu şekilde yapalım. Buraya kadar gelelim. Bunlardan toplam 8 tane olacak. Evet, bakın. Şimdi geldik. Toplam 2 tane sık iğne kaldı. Burada 3 tane normalde olması lazım. Yani şuraya da batınca 3 tane. Sakın onu yapmayalım. Çünkü ben yaptığımda buradaki açıklık çok fazla olduğu için 2 tane yapmak zorundasınız. Şimdi hemen bakın şöyle birleştirmem lazım sık iğne tekniğiyle. Bakın fark ettiyseniz eşitlikleri aynı. Çünkü burası başlangıç olduğu için bakın 3 tane olsaydı sık iğne açıklık çok fazla gözükecekti. Zaten 2 tane olduğu halde bir tık daha bakın açıklık fazla. 2 taneyle zaten sık iğne yaparak burayı tamamlıyoruz. Şimdi hanımlar, şimdi yapraklarımıza geçiş yapacağız. Bakın buraya da tekrar göstereyim size. Bakın 2 tane sık iğne yapmıştım. 1 2 buradan girdim, direkt çıkış yaptım. Şimdi bakın şu ilk bakın 1 2 3 4 5 6 bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Burası sık iğnenin tepesi. Burayı göstermiyorum. Bakın şu 7. Hani ilk biri var ya, oraya geliyorsunuz, bir sık iğne yapıyorsunuz, sonra tel aldınız, bir yalancı trabzan, şimdi normal trabzan yapıyoruz, bir iki, bir sık iğne, bir yalancı, sonra 8 tane olduğu için bakın 1 2 3 pardon 7 tane. 4 tane de 1 2 3 4. 4 tane de trabzan. Sık iğne, yalancı trabzan, 4 trabzan ve son buraya 3 tane buraya trabzan yapıyoruz. Boşluğa yani. Bakın 2 3. Şimdi hemen bakın sık iğnenin tepesi buraya toplam 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Yuvarlak formda dönebilmesi için yani tepe noktasında toplam 6 tane trabzan olacak. Bir bu taraftan bir bu taraftan 6 tane yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde döndük. Trabzan. Trabzan. Son 2 boşluk kaldıktan sonra şimdi 3 ve 4. 4 trabzandı. Şimdi tel aldım tekrar ve direkt çıkış yaptım. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yaprağımın ilkini tamamladım. Şimdi diğer yaprağa nasıl geçeceğimi göstereceğim. Bakın. Bu zincirin sık iğnesi. Bunu kapatın. Bakın 1 2 bakın 1 2 3 sık iğne yapmıştık ya. Ama bu zincirin sık iğnesi. Tam bu 1 değil de 2'nin tam ortasından bir tane böyle sık iğne yapalım. Şimdi bakın bu sık iğne bu sık iğnenin tepesi hemen şuradaki tepeye geldim. Bir tane daha sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi bir yalancı trabzan. Tekrar gösteriyorum size. Şimdi bu çiçeğimi bakın birinci değil ikinci sık iğne tepesinden
yapıp bu şekilde kilitledim. Şimdi diğer yaprağa geçeceğim. Bakın, birinci sık iğneyi şuradaki, bu zaten zincire başlarken ilk çektiğimiz zincir, hani 1, 2, 3 yapmıştı ki o. Onun tepesine değil de hemen üstündekine batıyoruz. Zaten sayalım. Karıştırırsanız da sayın. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın doğru nokta. Doğru noktayı gösterdim size. Sık iğne yaptım. Sonra yalancı trabzan. Şimdi 4 tane de trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve tepe noktasına geldim. 3 tane buraya, 3 tane de diğer tarafa hemen tepesine girdim. 2, 3. Şimdi 4 trabzan, 1, 2, 3, 4. Şimdi yalancı trabzan ve bir sık iğne. Bakın, 1'e atlıyorum, 2'ye batıyorum, sık iğne. Şimdi 1'e atlıyorum, buraya batıyorum, sık iğne ve yalancı trabzan. Üçüncü yaprağa geçiş yaptım. Bakın bu şekilde yapraklarımızı dolduruyoruz. Sonra motife geçeceğiz. Hemen dolduralım. Geliyorum. Bakın yaprakları yaptık. Şimdi dediğim yere geldim. Sık iğne yaptım. Şimdi bir tane atlıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bakın boşluk kaldı. Buradaki bağlamları gördünüz mü? Biraz uzak gösterdim bunu size. Şimdi şuraya bir sık iğne yapıyorum. Ve şuradaki, bakın tam sık iğnenin dibine tel aldım, direkt çıkış yaptım ve birbirine bağladım. Bakın bunlar birbirine bağlandığı için bu şekilde birbirine bağlayacağız. Şimdi 3 tane olsaydı buradaki boşluk çok bariz belli olacaktı. Kötü duracaktı. Onun için bu şekilde yapmanızı öneririm. Şimdi ipi kopartmıyorsunuz. Şimdi yaptık sık iğneyi güzelce. Toplam 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın hemen bu, hani ortada var diye bir sık iğne tam ortasında. Oraya bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Döndük. Burada da aynı şekilde bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bakın sık iğnenin tam tepesine, böyle ortadaki tam tepeye batıyorsunuz. Sık iğne. 1, 2, 3, 4. Hiç anlaşılmıyor bile. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Evet, bakın son yere geldik. Bakın bitirdik.
Şimdi bir zincir çektim, kilitledim ve kesiyorum. Bakın 8 tane motife başlamak için zemin hazırladım. Şimdi beyaz ipe geçiyoruz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlamak istiyorum. Şimdi hanımlar, buradaki yeri iyice dinleyelim. Şimdi bu ilk başladığım yer köşe, ama köşenin önce sağ kısmı, sağ tarafı diyelim buraya. İki tane zincir çektikten sonra bir, iki, üç. Üç tane trabzan yaptım. Şimdi geldim. Bu ortaya toplam 6 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi geldim buraya. Bakın şimdi üçüncü. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bu üçüncü yere köşe yapacağım. 1, 2, 3 yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Şimdi 6 tane. Bakın 6 tane yaptım. Bakın ilk köş kenar burası. Şimdi ikinci kenarı bitirmek üzereyim. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Yaprakları şöyle bir katlayayım. Bu kenarın, köşenin sağ köşesi. Bitirirken sol köşe yapacağım. Köşeyi yaptık. İkinci boşluğa geldik. Buraya 6 tane. Üçüncü boşluğa 3 trabzan, 2 tane trabzan, 3 trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar hemen yanındaki boşluğa 6 tane trabzan. Şimdi hemen yanındaki trabzana 3 tane ve 2 zincir tekrar 3 tane yaparak bu şekilde köşeleri yapalım, tamamlayalım. Bakın bir iki kenar yaptık. Şimdi iki kenar kaldı. Buraya kadar gelelim. Evet hanımlar, bakın diğer köşeleri şöyle göstereyim size. Bakın köşeleri oluşturdum. Şunları temizleyeceğim. Temizlemem lazım. Şimdi bakın sağ köşe yapmıştık. Şimdi sol köşe için 1, 2, 3. Bakın hiç ne zincir mincir hiçbir şey çekmedim. Sadece köşede 2 zincir çektim. Bakın bitirirken 2 zincir çekmek zorundayım. Çünkü burası köşe. Hemen ilk trabzanın tepesinden tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Ve sıramız bitti. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Şimdi 1, 2, 3. Bakın köşe 2 zincir çektim. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi hani burada 6 tane üçerli üçerli yaptık ya. Şimdi 1, 2, 3 boşluğa girdim. 1, 2, 3 yaptım. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3 boşluğa girdim. 1, 2, 3.
Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi bakın köşeye geldik. Hemen bu köşenin içine 3 tane yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Aynı köşeye tekrar 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bakın hiç zincir çekmiyorum fark ettiyseniz. 1, 2, 3. Aynı devam ediyoruz bu şekilde. Diğer köşelere de bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu köşeyi yaptık. Şimdi bu köşeye geliyoruz. Bakın 3 atlayacağız. 3 tane yapacağız. 3 atlayacağız. 3 tane yapacağız. Boşluğa geleceğiz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve bu şekilde köşeleri tamamlayacağız. Şimdi buraya da gösteriyorum hemen. 1 2 3 bunu da 2 3 boşluğa geldim. Bakın 1 2 3 1 2 zincir ve bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sonra 3. sırada çiçekleri bağlayacağız. Evet hanımlar, şimdi geldik köşeye. Üç tane yapıyorum. Buraya geldiğim için ne yapıyorduk? İlk ipi katından ayrıldı. Şimdi iki zincir çekiyorum ve köşemi bitiriyorum. Şuradan girdim. Direkt çıkış yaptım. Şimdi aynı şekilde bir iki zincir çekiyorum. Şimdi buradaki yaprağı bitirirken bağlayacağım. Bir, iki, üç yaptım. Biraz ışığı kısabilirim. Böyle daha iyi sanki. Evet. Şimdi hanımlar, tam yaprağın ortası burası. Bir, iki, üç. Şimdi bir, iki, üç. Bak, 1, 2, tam ortası burası. Şimdi yaprağı böyle getirdik. Şimdi bakın hanım, böyle değil. Bak, bu şekilde alamazsınız. Kötü durur. Ne yapacaksınız? Şu zincirlerin, bakın, şu zincirlerin içinden. Burası çok önemli. Çünkü gördüğüm modellerde, bilmiyorum dikme mi oldu, şu şekilde mi alındı, bilmiyorum ama. Bakın şu zincirden gireceksiniz. Şöyle arkadan böyle gireceksiniz. Böyle tel alacaksınız. Bak, tel aldım. Tekrar gösteriyorum. Bu tığı böyle geçireceksiniz. Şimdi buradan bakın şöyle geçiriyorsunuz. Birinci trabzanı yaptım. Gördünüz mü? Bir daha gösteriyorum. Tel almadan şu zincir yaprağın böyle tığınıza takın. Sonra tel alın. Geldik. Şuradan normal trabzan yaptık. Normal trabzan yapıyoruz.
Sadece bir fark var. Bu yaprağı tığın içine geçirdik. Tıpkı düğme geçirmek gibi. Bu şekilde çıkış yaptık ve yaprağımız oldu. Ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu kadar. İşlem bu. Bakın. Yani o kadar muntazam oluyor ki yapraklar. Şöyle göstereyim. Bakın. Böyle sanki yapıştırma gibi oldu. Çok güzel duruyor yani. Böyle üstten tepeden sakın bağlamayın. İki, üç ve devam ediyoruz. Şimdi bakın köşeye geldik. Bu köşeye üç tane yapıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Ne yapacağım? Hemen zincire geldim. Taktım. Burada çıkış yapıyorum. Bakın direkt çıkış yaptım. Bir daha gösteriyorum. Zincire taktım. Direkt çıkış yaptım. Sonra bir zincir çektim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Çünkü boşluk oluşmuyor. Çıkış yaptıktan sonra bakın kilitliyorum. Bir daha göstereceğim size. Karıştırmayın. İyice yerleşsin. Şöyle geldim. Direkt çıkış yaptım. Kilitledim bir zincirle. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın köşedeyiz ya. Burası köşe. Ne yapacağız? Aynı yere 3 tane. 1, 2, 3. Bakın çiçeğimizin yaprağı sağ ne sağ tarafa kaydı ne sol tarafa kaydı. Tam ortada köşenin ortasına yerleştirdik. Bunlar çok güzel bir detaylar. Bakın buralara atlamayın. Bu detaylar yani örgünüze çok muntazamlık katıyor. Hani bilginiz olsun. Burada evet çok minik bir detay ama çok da örgüyü güzel gösterecek aslında büyük bir detay diyelim. Şimdi hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir. Bizimki de o hesap. Bu tarz minik bilgiler aslında örgüye ne kadar güzellik, ne kadar muntazamlık kattığını size burada göstermek istedim. Şimdi aynı devam ediyoruz. Ne yaptık? Şimdi buradaki 1, 2, 3 değil mi? Tam bu ortada olduğu için tam bu iki tane şuraya da yapacağımız üç tane trabzanın tam ortasına gelmesi için yapmıştık. Ne yaptık? Buradan bunu taktık. Tel aldık. Geldik. Bakın hemen şuraya direkt çıkış yaptık. Normal bildiğiniz üç tane trabzan yaptık. Bu şekilde devam edelim ve bitirelim bu köşeye kadar, şu köşeye kadar gelelim. Evet hanımlar, bakın çiçeklerimiz çok güzel oldu. Güzelce ne birleştirdik. Şimdi bakın son köşeye geldik. Bu köşeye size göstermem lazım çünkü nasıl yapacaksınız? 1, 2 ve 3. Bir zincir çektim. Ne yapmıştık? Böyle tam tepe noktasından direkt çıkış yaptık. Bir, iki zincir çekiyorum. Çünkü biri kilitleme, biri boşluk zinciri. Ve hemen trabzanın tepesinden girdim. Direkt çıkış yaptım. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi bundan sonra motifi büyüteceğiz. Bakın. İstediğiniz boyutta yapabilmek için size göstereceğim. Bakın benim elimdeki motif baya büyük bir motif. Ben bu motiften 2-3 yaş yelek yapacağım. Ama sizler battaniye, işte atkı, yani aklınıza gelebilecek her türlü her şey oluyor. Hırka, kazak, şapka, hani istediğiniz
gibi bu motifi ayarlayabileceksiniz. Şimdi nasıl motifi büyütürüz? Şimdi buradaki aşamaya geçiyoruz. Bu motifler istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama motifi nasıl büyütürüz? Yaş gruplarına mesela bir hırka yapacaksınız. Motife birkaç sıra fazla atıp mesela ben çiçekten sonra 2 sıra gittim. Ama siz çiçekten sonra diyelim 2 sıra daha gidip kendinize hırka da yapabilirsiniz. Yani bu motifleri nasıl kendinize ayarlayacağınızı da söylemek istiyorum. Kıyafetlerinizi alın. Bir hırka, kazak, penye. Diyelim böyle motifleri örün hanımlar. Şöyle. Bu motifleri alın. Hırkanızın ön kısmına böyle güzel tabii yatırın. Örgü şey hırkanızı, penyenizi. Bu motifleri böyle üst üste koyun. Baktınız az geldi. Bir sıra daha atın. Mesela iki tarafa da diyelim iki sıra değil de bir üçüncü sıra daha atıp motifi büyütebilirsiniz. Hani bu şekilde büyütme işlemi yapılıyor. Hani elbiselerden ölçü alarak motifi büyütün mutlaka. Şimdi ben büyük yaş fazla çalışmadığım için hani hiç çalışmadığım için bilmiyorum. Hani motifin kenarlarına fazladan atarak örgü işte kendinize göre ayarlamaya çalışın. Şimdi bir iki zincir çektik. Bu ayrık boşluk değil, çiçeğin birleştirdiği için. Şimdi hemen şuradaki boşluğa 3 tane, pardon şimdi kaydırdım fazla. Bak. 1 2 zincir çekiyoruz. Hemen çiçeğin yanındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bundan sonra bu şekilde yapacaksınız. Aynı devam ediyorsunuz. Bakın 3. Bakın. Şimdi motifimiz büyüyor. Farklı bir işlem yok. Her boşluğa böyle üçer üçer batacaksınız. Köşeye geldiğinizde 3 trabzan, 2 tane zincir çekip 3 trabzan yapıp köşeyi tamamlayacaksınız. Evet, bakın geldim. Şimdi bakın motifimi, buna farklı bir işlem yok. Hep bu aynı işlemi tekrar edeceksiniz. Zaten bu motifler köşelerden büyüyor. Bakın. Şimdi geldim köşeye. Burada burası köşe. Ne yapacağım? 2 zincir çektim. Hemen diğer yan taraftaki bu çiçek olduğu için ne oldu? Diğer tarafı yapmak zorundayız. Bakın bu şekilde motifi tamamlayalım. Şimdi ben hemen bitirip diğer köşeye geliyorum. Bakın şuradan göstereyim size. Bakın şimdi bu çiçek olduğu için bir bu taraftan bir bu taraftan köşeye girmek zorundaydım. Şimdi bakın 2 zincir çekmiş. Diğer sıraya geçtiğimde 2 zincirin hemen bu tarafa yaparak bakın çok güzel bir köşe oluşturdum. Şimdi ben bunu hemen bitirip buraya geliyorum. Evet, geldik son köşeye. Buraya da 3 tane yapıyorum. İki zincir çektim ve bitirdim. Bundan sonra motifi ister büyütün ister küçültün. Bu şekilde motife devam ediyorsunuz. Bakın iki zincir çektim. Üç trabzan. Bundan sonra göstermeme gerek yok. Aynı kural devam ediyor bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Bir sürü motiflerim. Biraz uzaklaştırayım. Bakın bu şekilde motifleri oluşturuyoruz. Arkası da böyle. Şimdi tek renk kullandığım için temiz oluyor. Normalde renk geçişli falan olduğu zaman bayağı bir
İp pisliği kalıyordu. Burada az bir şey temizlemesi de kolay olacak. Bu şekilde hanımlar motiflerimiz. Şimdi hanımlar, yeleğimiz için 4 tane motif yapacağız. Tabi arkaya da çiçek istiyorsanız diyelim 8 tane motif yapmak zorundasınız. Şimdi bu motifleri birbirlerine ekleyeceğim. Şimdi 2 tane pembe yan yana gelmemeli. Çaprazlama olmalı. Bu şekilde ayarladığımda tamamdır. İkisi birbirine yakın renkleri uzaklaştırıyorum. Şimdi bu motifleri nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Ben motifi yaptım, ipi kopartmadım çünkü birleştireceğim için. Şunu da şöyle yapayım. Şimdi böyle üst üste koyalım. Şimdi bakın şu zincir boşluk var ya. Oradan şöyle gelelim, birlikte bağlayalım. Böyle bu şekilde ikisini birleştirelim. Yani şöyle biz sık iğne yaptıktan sonra daha iyi oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın boşluğa geldim. Sık iğne ile birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu boşlukları bu şekilde birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, bakın son yapıyorum, bitirdim ve kesiyorum. Bakın bu şekilde motiflerimiz birleşmiş oldu. Şimdi diğer motifi de birleştireceğim. Şimdi hanımlar böyle iki parçayı birleştirdik. Dediğim gibi arkayı yapmak istiyorsanız bu şekilde motifleri alıp birleştireceksiniz. Sonra bu iki parçayı böyle alacaksınız. Burayı da böyle birleştireceksiniz 4 zincirle. Böyle şöyle şu şekilde bir parça oluşuyor. Bu yeleğimizin arkası. Burayı şuradaki omuz detayları anlattıktan sonra arka parçayı anlatacağım size. Şimdi kafanız karışmasın diye önce öndeki parçaları anlatacağım. Şimdi önce ayarlayın diyelim pembeler üstte aşağıda ne tarafta olmak istiyorsanız ayarlayın renklerinizi. Şimdi hanımlar omuz detayı yapmak zorundayım. Şimdi bakın sayalım. Boşluk 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. 5. yerden ipi takacağız, omuz yapacağız. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. Tam orta merkezi burası. Buradan geldik. İki zincir çekiyorum. Bir, iki, üç tane trabzan yaptım. Geldim bu boşluğa. Tekrar üç trabzan. Şimdi buraya da 1, 2,
3 trabzan yapıyorum. Şimdi döneceğiz. 1 2 zincir çektim, döndüm. Buraya 1 trabzan yapıyorum. Bakın. 1 trabzan. Boşluğa 1 2 3. Bu 1 trabzanı yapmak zorundayız. Düz şekilde yukarı çıkması için. Şimdi bir trabzanla başlamıştık. Bir trabzanla bitirdik. Bakın bu şekilde omuz detayı yapıyoruz. Son bir sıra daha atacağız, bitireceğiz. Bu sefer bakın. Şimdi bir trabzan yaptık bunun hemen üzerine. Bu boşluğa yapalım 3 tane trabzan. Ne oldu? Üçlü gibi durdu. Gördünüz mü? Hemen tepeye yaptığınız zaman boşluk kötü durmuyor. Omuz koldaki ön parçanın omuz detayı bu şekilde. Şimdi bakın bitiriş. Geldim bu boşluğa 2 tane yapıyorum. Şimdi 3 tane yapsam buradaki çıkıntı gözüküyor. O gözükmemesi için hemen bunun tepesine bir tane yapıp bakın tertemiz bir görüntü oldu. Ve kesiyoruz ipi. Şimdi aynı şekilde şimdi buradan başlamıştık. Bunu buradan yönlerini aynı tutmaya bakın. Karıştırmayın yönleri. Buradan başlamıştık. Bunu da buradan başlayacağız. Ne yapacağız? 3 tane trabzan yapacağız. Bunu sadece şuraya gösteriyorum. Bakın 1 2 zincir çektim. 3 tane trabzan yapıyorum. Beşinci yere kadar geldik. 1 2 3 4 5 buraya kadar aynı bu omuzdaki gibi 3 sıra gideceğiz. Şimdi hanımlar bakın bu iki parçayı yaptık, bitirdik. Şimdi arka parçayı size önce bir göstereyim. Ondan sonra örneklendireceğim ben size. Bakın arka parçayı ördüm. Bu öndeki parçadan bir tık uzun olacak. Bakın şu şekilde eşit bir şekilde koyduğumuzda bakın ben biraz fazla örmüşüm. Yok tam örmüşüm ya. Zaten bir sıra gideceğiz. Burada bir küçük bir omuz çıkıntısı yapacağız. O kadar, sadece bir sıra omuz çıkıntısı yapmak zorundayız. Bakın böyle üst üste koyduğumuz zaman evet bir sıra sökmem lazım. Fazla örmüşüm. Şimdi bunları böyle üst üste koyduğunuzda böyle eşit şekilde olmak zorunda. Bu arka parçaya omuz detayı ekleyeceğim. Ama öncelikle bu parçayı nasıl yaptığımı size göstereceğim. Şimdi önce sayıyı belirlemek için şimdi motifi yaptınız. Sayalım motifleri. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane üçlü öbek var. Hani bunu sayalım. Şimdi size tam sayı verebilmek için tek tek hem arka parçayı saydım hem ön parçayı saydım. Şimdi burada 48 tane trabzan var. Bakın burada bu iki parçayı sayınca 48 parça trabzan. Burada da 54 trabzan var. Şimdi bu parçanın şöyle yan yana geldiği zaman şöyle de
ilik yeri olacağı için şöyle ayarladığımız zaman, bakın bu parçayı da böyle koyduğumuz zaman böyle eşit şekilde düşüreceğiz. Toplam ben 55 tane zincir çektim. 56 55 zincir çektim. Bakın burada 16 tane öbek var. 16 tane üçlü üçlü, bakın böyle öbek var. Burada 18 tane var. Çünkü bu ön parçayı da ilik yeri olacağı için bir tık, hani bir fazla, iki tane fazla, pardon, İki fazla üçlü trabzan kattım. Burada da birer tane trabzan var. Zaten bunları da sayacağız. Şimdi hanımlar, nasıl başladığımı göstereceğim. Toplam 56 tane zincir çekeceksiniz. Benim gibi yapanlar. Şimdi biraz daha küçük yapanlar diyelim. Motifleri böyle yan yana koyacak. Böyle 1-2 parmak boşluk bırakacak. Ona göre zincir çekecek. Mesela bu başlangıç yapacak. Eğer böyle kalırsa, bakın bende bir zincir arttı. Kalsın, sıkıntı değil. Bunu sonradan böyle fazla, böyle ben işte kesip sonradan çıkartıyorum, eksiltiyorum zincirleri. Fazladan kalırsa da sıkıntı değil yani. Çünkü tabanı olduğu için, yeleğimizin alt tarafı olduğu için. Şimdi hanımlar, toplamda 56 tane zincir çekilecek. Ama ben size göstermek için, video uzun olmasın diye kısa zincirlen bu parçayı anlatacağım. Şimdi sizler 56 tane zincir çekin ya da motifinizin büyüklüğüne böyle böyle koyun mesela, nasıl diyeyim? Şimdi iki tane motif yaptınız, şöyle de bir iki parmak boşluk bıraktınız. Şimdi zincir çekelim. Ben saymayacağım ama siz dediğim gibi 56 tane zincir sayısı çekebilirsiniz. Şimdi göstereceğim ben size ne demek istediğimi, daha iyi ve net anlayacaksınız. Şimdi diyelim bu zinciri böyle alacaksınız, şöyle getireceksiniz, şu kadar diyelim zincir, şöyle şöyle uzun bir zincir çektiniz, yani şunu, şu zinciri böyle ölçerek yapacaksınız. Daha sağlam oluyor. Şimdi ben sadece küçük bir parça çalışacağım. Tamam mı? Hani bu videoyu sakın karıştırmayın. Hani böyle küçük sakın yapmayın. Siz böyle uzunca bir zincir çekeceksiniz motifinize göre. Şimdi hanımlar, iki tane atlayacaksınız zincir. Sonra hemen üçüncüye bir trabzan yapacaksınız. Şu an dibini kuruyorum. Bakın. Bir trabzan yaptım. Sonra 1 2 3. Bakın 1 2 3. Üçüncüye 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3. Bakın hemen üçüncüye, üçüncü zincirin içine 3 tane yaptım. İşte tel aldım. Tekrardan 1 2 3. Şimdi aynı şekilde 1 2 3. Bu şekilde yeleğin dibini kuruyoruz. Arka parça burası. Pardon, bakın yanlışlıkla başladım. Bakın iki tane zincir boşta kaldı. Sıkıntı değil bu. Çünkü zinciri kesip, bak iki tane zincir boşta kaldı. Ne yaparız? Hemen göstereyim. Şöyle keserim. Tabii siz fazla bu kadar dibinden kesmeyin. Bak bu şekilde kilitledik. Fazla kalan parçayı böyle. İsterseniz bu şekilde yapın. İsterseniz yapmayın yani. Şimdi iki zincir çekiyorum. Döndüm. Pardon. Burayı bakın. Şimdi bakın yaptığım hata şu.
Bakın bir trabzan yapacaktım. Buraya da bir trabzan yapacaktım. Evet. Bir trabzanla biteceğim. Çünkü bir trabzandan başladım. Bir trabzanla bitirmem lazım. Burada da aynı şekilde. Bakın bir trabzan yaptım. Bir trabzanla bitirdim. Toplam 18 tane üçlü grup halinde yapıldı. Siz de bu yaş grubu yapıyorsunuz. 18 tane yapın. Şimdi dönüyoruz. İki zincir çektim. Bakın zincirin içine bir tane, bu boşluğa 3 tane. Pardon, 2 tane. Bakın toplam 1, 2, 3. 3'e tamamladım. Şimdi aynı şekilde boşluğa 3'er tane yapıyorum. Evet, geldik. Şu an 3 ve trabzan tepesine batarak bakın üçlü yaptım. Döndüm. Bundan sonra aynı böyle devam edeceğiz. Şimdi üçlünün üzerine bir trabzan. Bir trabzan. Şimdi ne yapacağım? Buraya 3 tane olmaz asla. Çünkü tam köşede üçlü. Bu boşluğa 3 tane yapacağım. Bakın üçlü üçlü dümdüz bakın oluşuyor. Yani bir sıra bir köşeleri 1 1 3 3 1 1 3 3 yani 1 1 3 3 1 1 3 3 hani neyle başladıysanız o şekilde bitireceksiniz. Kural bu. Bunu da göstermek istiyorum. Sonra siz arka parçayı büyük çene örün. Bakın bu örnek çalışması. Yabancı arkadaşlarımız da izliyor bizi. Google çeviri yaparken YouTube'da altyazı hata verebilir. Bakın bu normalde arka parçanın minyatür halini size gösteriyorum. Şöyle bakın bir yaptım. Çünkü bir başlamıştım. Şimdi iki zincir çektim, döndüm. Şimdi zincirin bakın trabzanın tepesine bir bastım, boşluğa iki tane. Bunu yapmamın sebebi daha muntazam, dümdüz bir şekilde bakın köşesi oluşması için. Şimdi ben bu parçayı fazla ördüm. Sökmek zorundayım. Ben hemen söküp geliyorum. Şimdi hanımla iki sıra söktüm çünkü bundan eşit düşürtmem lazım. İki sıra söktüm. Şöyle üst üste koyduğum zaman eşit olması lazım. Şimdi iki sıra omuz atacağım. Bakın omuzlar da aynı şekilde bitmek zorunda. Bakın üçlü bitti. Bunu da üçlü bitirtmem lazım. Yani bakın tekle şu an başlıyorum omuza. Çünkü bir iki sıra atacağım. Omuz kısa olacak arkada. Bir tane trabzan yaptım. Bunu bu şekilde ayarlayın. Eğer diyelim tekli falan düşmüyorsa ya buna bir sıra fazla atacaksınız ya buna bir sıra fazla atacaksınız ya da eksilteceksiniz. Şimdi 5 tane yapmıştık ön omuzda. Bunda da aynı şekilde 5 tane bakın. Ne yapmıştık? 1 şöyle 1 2 3 4 5. Şimdi sayalım 1 2 3 4 5. Mesela zincirden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle tekli trabzan 6, üçlü öbek olunca 5. Şimdi ben zincirle başladığım için 6 tane gözüküyor. Yani toplamda zincir detaylıya sayarsam 3 tane 4 tane 1, 2, 3, 4. Dörtlü, üçlü var. Şu an 3. üçlüm ve 4. üçlüm. Yani bu detaylara mutlaka bakın.
Yanlış, eksik düşürtmeyin. Nasıl başladıysanız öyle bitirmek zorundasınız. Bakın bitirdim. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. 2. Bakın işte aynı tepeye yapmayın. Bak bir tane trabzan yaptınız. Şimdi hata yaptım. Kötü durdu. Anladım hemen. Boşluğa yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın ne kadar güzel duruyor. Yani bu detaylar aslında var ya çok küçük, çok basit gözüküyor ama yani örgüde muntazamlık katan detaylar yani dediğim gibi. Bunu hep bilmiyorum videolarımda dile getiriyor muyum ama bu detaylar benim için çok önemli. Hani bazı beğenen örgülerimi beğenen kişiler soruyor nasıl bu kadar muntazam örüyorsunuz diye. İşte bu detaylar sayesinde, bu teknikler sayesinde 1, 2 ve 3 ve bu kadar bitirdik. Ve bu teknikleri kendim yap sök yaparak buluyorum. Hani bir yerden öğrendiğimden değil yani. Şimdi hanımlar bakın burası arkamızın ters yönü, iç yüzü. Şimdi böyle getireceğiz. Hanımlar bakın. Evet çok güzel. Tam istediğim gibi oldu. Zaten bir sıra arkada fazla olacak. Ön aşağıda olacak. Aynı ayarladık. Şimdi hanımlar burası ön yüzü ters yönler birbirine bakıyor. Şimdi birbirine bağlayacağız. Böyle çevirelim. Kesmeden fazla ip şey yapmadan burayı da size göstermek istedim. Şimdi bakın üçlü üçlü bitirdik. Bunu şimdi bu tekli olsaydı biz bunları nasıl bağlayacaktık? Bağlayamazdık ama üçlü bitirdik. İki tarafı da. Şimdi birbirine sık iğne tekniği kullanarak bağlayacağız. Bunu da böyle arada kaynattırayım, kaybettireyim. Şimdi birbirine kilitledikten sonra ben bir sık iğne daha atıyorum. Bir şey olmuyor bunda. Şöyle eşitledikten sonra şöyle birbirine bağlayalım. Evet, sık iğne yapıyoruz. Bakın eşit şekilde yapmaya çalışın. Bakın bitirdik. Sık iğneyle başladık ve bitiriyoruz. Bakın omuz detayımız bitti. Şimdi diğer arkanın omuzunu da hemen gösteriyorum size. Şu omuzu yaptık ya. Bunu da bak buradan başladık. Ne yapacağız? Bu iç taraftan başlayacağız. Bakın trabzandan bitirdik, başladık. O zaman sayıyorum. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen buraya ipimi takıyorum. Ne yapmıştım? Trabzan başlamıştım. Ve trabzan başlıyorum. Sadece bu takma işlemini gösterdim. Sonra üçlü biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Burayı da böyle yapıyorsunuz. İki sıra atıyorsunuz. Sonra aynı buradaki gibi geliyorsunuz. Birleştiriyorsunuz. Burayı yapın. Yaptıktan sonra aynı burayı da yapıyorsunuz. Sonra birleştiriyorsunuz. Ben şimdi burayı da birleştirip geliyorum. Şimdi hanımlar bakın. Ben omuzları yaptım. Bitirdim. Şimdi yanını da bakın birleştirdim. Şimdi hemen yanını nasıl birleştirdiğimi size göstermek istiyorum.
Şimdi arka parçadan birleştirmeye çalışacağız. Çünkü ön parçanın sıkıntısı yok da şu arka parçada birleştirirken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz diye arkadan ufak birleştirirseniz çok iyi olur. Şu an ipimi ayarlamaya çalışıyorum. Pardon, beklettim sizi. Şimdi bakıyoruz. Biraz masam karışık onun için. Şimdi arka parçanın şu koltuk zaten ikinci motifin bir tık yarısına kadar geleceğiz, birleştireceğiz. Şimdi eşit şekilde bakıyorum. 1, 2 ikinci 1, 2 ikincinin tam ortası. 2 ile 3'ün ortası. Şimdi buna bakıyorum. Buna göre yerleştireceğim. 1, 2 burası. Evet, tam ortası. Şimdi şöyle döndüreyim. Burayı şöyle işaretledikten sonra şimdi sayıyorum. 1, sadece şu üçlüleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam şuradan birleştireceğim. Tekrar bir bakayım. Evet, tam 1, 2, şöyle eşit şekilde birleştirmek için şu an eşit sayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayı da saydıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Buradan da ikinci motifimizin ikinci üçüncüsünden birleştireceğim. Şimdi bu motifin boşluğuna değil de trabzanına, bakın trabzanın biritine batacağız. Bakın gösteremedim, pardon. Boşluğuna değil de şuradaki trabzanın biritine batacağız. Şöyle ipi geçirelim. Boşluklara batmıyorsunuz. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. Bu kilitleme olsun. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tamam mı hanımlar? Şimdi bakın. Her sıradan, bakın her bu sıranın dibinden girdim. Bakın şöyle eşit şekilde birleştirmeye çalışacağım. 3 zincir çekiyorum. Şunu da şöyle eşit tutalım ki kaymasın. Örnek. Tamam. Şimdi şöyle bakın. Hemen bunun dibinden eşit şekilde birleştiriyoruz. 3 zincir çekerek. Motif birleştirirken 4 zincirdi. Ama bakın yan kenarlarını birleştirdiğimiz için 3 zincir çekiyoruz. Böyle sırayla birleştirelim. Sonra bunu komple bu dibine kadar yapalım. Bitirelim ve geliyorum. Evet hanımlar, şimdi yeleğimiz ortaya çıkmaya başladı. Bakın birleştirdikten sonra yanları birleştirdim. Bakın çok güzel oldu, gözüküyor iç kısmı da. Şimdi bakın koluna fırfır gittim. Nasıl gittiğimi göstereceğim. Sonra bunun çevresine gideceğiz hep birlikte. Şimdi hanımlar, bu kolda fırfır detayı için önce zincir yapmamız lazım. Çünkü buradaki trabzanlar yan bakıyor. Ama burada dikine baktığı için muntazam düşebilmesi için zincir yapacağız. Basit, zor değil. Bakın. Şöyle hemen alıyoruz. İpi takıyoruz. Sık iğne yapacağım. Pardon, bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde
komple çevresini 1, 2, 3 zincir geçiyorum. Bunların içine trabzan yapacağız. Böyle hanımlar devam edelim. Bitirelim bu zincirleri. Mesela şöyle gelelim şuradan buraya kadar. Şimdi burada da buralara batacağız. Öyle ayarlamaya çalışalım hanımlar. Ben şimdi bu zincirleri hemen yapıp geliyorum. Trabzanlara gideceğiz. Evet, şimdi az kaldı ve zincirleri tamamladım ve birleştirdim. Şimdi bakın hemen diğer zincir tarafa böyle kaydırdım ipimi. Şimdi buna, bu zincirlerin içine trabzan yapacağız ama hemen öyle tek trabzan yapmayacağız. Şimdi ilk bunun içine 1, 2, 3. Şimdi bakalım ön tarafta kaç düşmüştü. Evet 3. Bakayım pardon. Evet bitirirken arttır. Burada evet ön. Şimdi burada, şimdi arkadan bunu arkadan başlayınca üçlü başladım. Şimdi bunu önden başladığım için 8 tane trabzan yapacağız bu zincirin içine. Şimdi 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi hemen yanındaki bakın boşluğa geldim. 1, 2, 3. Diğer yana geldim. 1, 2, 3. Bakın. 2 tane üçlü, 1 tane 8'li. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi buna da 3. Bu şekilde komple çevresini yapalım. Kolun çevresini. Şimdi 8'li. Evet ben bunu devam edeyim. Siz de devam edin bu şekilde. Evet şimdi birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. Trabzan yapıyorum. Hiç arttırma, eksiltme yapmıyorum. Zaten arttırmamızı ilk sırada yaptık. Bu şekilde bitirelim. Ondan sonra sık iğne yapacağız. Ben fırfırı kısa tuttum. Siz tabii isterseniz bir sıra daha atabilirsiniz ama kısa gözüme daha şirin gözüktü. İki sıra gideceğim. Bu şekilde bakın dümdüz yapıp bitirelim. Ondan sonra sık iğne yapacağız. Bakın hiç arttırma yapmıyorum. Bakın böyle dümdüz örüyoruz. Şimdi hanımlar normal trabzan gittim. En son sık iğne gidiyorum. Dediğim gibi siz fırfır bölümünü istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben 2 sıra gittim. Siz 3-4 sıra hani nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi böyle bitiriyorum. Makasım nerede? Eyvah, bir saniye. Bakın koldaki fırfırımız bu şekilde oluyor. Biraz videoyu da uzaklaştırmam lazım. Şimdi bakın kola da kollar bu şekilde oldu. Şimdi bu etrafındaki ilik düğme yeri için sık iğne gitmemiz gerekli. Öncelikle ipini ayarlamaya çalışıyorum da düğüm oldu ya.
Şimdi hanımlar, bunun komple çevresini bir sıkıyına gidelim. Özü üzerine işlem yapacağımız için kötü durur. Eğer sıkıyına gitmezsek çok muntazam durmaz yani. Normal. Bakın, buradan başlamayalım. Şöyle arka ortasından ya da yak ortasından da başlayabiliriz. Ama şuradan ben başlamak istiyorum. Tam ortası. İlk yerimiz böyle olsun. Normal. Sık iğne yapıyoruz. Böyle. Bakın, bu zincirlerin içine de girerek yapın. Zincirlerin bakın böyle içine girin yapın. Farklı bir işlem yapmayacağız. Sonra bundan sonra zaten trabzan gideceğiz bu. Ama köşelerde arttırma yapacağız. Şimdi şöyle gösterdim. Bakın, normal sık iğne gidiyoruz. Bunun çevresini bakın şuralara da. Şu köşeye geldiğinizde 4 tane sık iğne yapın. Bakın, şu köşeye geldiğinizde 4 tane sık iğne yapın. Buna da aynı şekilde 4 sık iğne, 4 sık iğne, 4 sık iğne. Başka sık iğne dümdüz hiç artırma yapmadan bakın hep tepelerine batıyorsunuz. Boşluklara batmıyorsunuz. Böyle komple çevresini sık iğne yapalım. Ondan sonra trabzan yapacağız. Sonra trabzan yaparken ilik yeri açacağız. Ayarlama yapacağız. Şimdi hemen bitiriyorum, geliyorum. Evet hanımlar, bakın komple çevresini sık iğne gittim. Bakın buralarda 4 tane. Buralarda birer birer sık iğne giderek bitirdim. Şimdi normalde trabzan yapacaktım. Baktım gözüme hoş gelmedi. Ben de yalancı trabzan yapmak istedim bunun çevresini. Buradan başladığım için bakın gösteriyorum. Buradan ikizi bir zincir çektim. Normal bildiğiniz yalancı trabzan yaptım. Bu köşeye geldim. Göstereyim bunu da nasıl yaptığımı. Bu şekilde tek seferde çıkıyoruz yalancı trabzanı. Şimdi burada 4 tane trabzan var ya. Onlara çifter çifter batıyoruz. Toplamda 8 tane burada köşede olacak. 4 tanenin üzerine çifter çifter batıyoruz. Çünkü burası köşe olduğu için katlanmaması için bu arttırma yapmam lazımdı. Bakın 2, 4, 6, 8. Şimdi tek birer birer yalancı trabzana devam edelim. Şimdi ilik düğme için de hemen göstereceğim. İster ben üst kısma ilik düğme yapacağım. Buralara düğme yapmayacağım. Mesela bu ilik yerinin daha kalın olmasını istiyorsanız bu sıradan sonra da ilik yeri açabilirsiniz. Şimdi ben size göstermek için yapıyorum. Çok basit. Video uzun olmasın diye. Şimdiden ilik yerini göstereceğim. Evet, geldik. Tam ben şu birleşim olan yere ilik yeri açmak istiyorum. Şimdi 1, 2 düğmenizin büyüklüğüne göre ilik yeri açabilirsiniz. 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Üçüncü yeri atlıyorum. Normal yalancı trabzan yapıyorum. Bakarsınız düğmeniz eğer gevşek genişse derim bu şekilde ayarlayabiliriz. Eğer küçük bir düğme kullanıyorsanız 2 tane zincir çekin. 1, 2. Tekrar 2 tane atlayıp bu şekilde de
küçültebilirsiniz. Yani daha minikse o zaman bir atlayacaksınız. Böyle bir tane, hani bir iki, ikinci boşluğa batacaksınız. Bu şekilde de düğme açılacak. Şimdi böyle 1, 2, 3, toplamda 3 düğme açacağım. Tam ortada burası. Buraya geldim mi? Aynı bu şekilde ilik açacağım. Bu şekilde dümdüz devam edelim. Bu köşelerde de bakın, bu 8 tane arttırmayı mutlaka yapın. Bakın buradaki işlemi bu köşeye, buradaki köşeye ve buradaki köşeye mutlaka yapın, unutmayın. Ondan sonra böyle bir tur daha sık iğne, yalancı trabzan yapacağız. Bu ilik boşluk yerine geleceğiz. Ben onu buraya da göstereceğim size bitirirken. Ben hemen örüyorum, geliyorum. Şimdi hanımlar bakın, ilik yerini yaptım. Ben normalde ilik yeri, dediğim gibi, ben biraz patı geniş olsun istedim. İlk sıra yalancı trabzandan sonra ikinci sıraya gittim. Bakın ikinci sırada giderken aynı şekilde, hani burada 8 tane artırma yapmıştık ya, aynı şekilde tam bu 3 köşeden, bakın bu köşeden 4 tane daha artırma yaptınız. Yani burada 8 sıra artırma vardı. Burada da 8 tane artırma vardı. Yani sık iğne vardı. Son sıraya gidiyorum şu an. Son sırada hiç artırma yapmadan dümdüz devam ediyoruz. Şimdi buradaki köşede göstereceğim size. İlik yerine geldikten sonra bakın, geldik ilik yerine. 2 tane zincir çekmiştik. 2 boşluk atlamıştık. 2 tane yalancı trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde sıramıza devam ediyoruz. Bundan sonra başka hiçbir işlem olmayacak. Şu köşede zaten ilk iki sıra artırma yaptım. Daha da artırma yapmayacağım. İlik yerlerimi de doldurdum. Çok güzel oldu. Yani normalde şu olmayacaktı. Böyle ince bir şerit gibi olacaktı. Ama baktım çok zayıf durdu. Ben de söktüm ilik yerini. Komple gittim. Ondan sonra ikinci yalancı trabzanda açtım. Ve son sıramı da kapatıyorum ilik yerlerini. Ve yelek de bitmiş oluyor. Evet, bitir. Şimdi zaten bu daha başka bir işlem yapmayacağım. Temizleyeceğim. Düğmelerini takacağım. Şimdi bakın hanımlar. Şurada görüyor musunuz? Arttırmayı şöyle yakından göstereyim. Bakın. Burada 1, 2, 3, 4 çiftçi çiftli arttırma yapmışım. Sonra üzerine geldim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Tam böyle ayarlayıp ortalayıp 4 tane arttırma yapıyorsunuz. Yani 4 tane, yani 8 tane sık iğne oluyor burada. Bakın her birer trabzanın tepesine ikişer tane battım. Ama buraya bu son sırada hiç artırma yapmıyorum. Böyle bakın birer birer trabzan gidiyorum. Ve bu şekilde komple çevresini örüp bitiriyoruz. Bir daha videoyu son çekmeme gerek yok. Böyle göstereyim size. Ben bunları sonradan temizleyeceğim. Sonra zaten bunun tanıtımını yapacağım ben videonun başında. Şöyle göstereyim. Bakın yeleğimiz bu şekilde oldu. Düğmelerini diktikten sonra çok da güzel bir yelek olacak inşallah. Ve bu şekilde hanımlar yeleğimiz, arkasını da göstermek istiyorum.
Arkası düz ama tabii isterseniz çiçekler de dikebilirsiniz, yapabilir misiniz? Farklı bir model olsun diye bu şekilde anlatmak istedim. Bu bayağı bir büyük papatya oldu. Yani rahatlıkla 2 yaş, 3 yaş bu yeleği giyebilir. Zaten bu videodan sonra bunun küçük yaş grubunu çalışacağım. Kazak olarak anlatacağım, hemen yayınlayacağım inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Yani bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.